İyi günler ben Baran Yağcıoğlu. Platformer serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde özellikle level 3 ve level 4'te düşmanla temas halinde iken yani düşmana değdiğimizde player'ın 3 hakkının birer birer azalmasını nasıl yapıyoruz onu inceleyeceğiz. Öncelikle player'ımızı seçelim ve ona health adında bir değişken tanımlayacağız. Obje kısmına giriyoruz. Sağ taraftaki variables'ta. Öncelikle ismini yazıyorum. Health. Tipini integer yapıyoruz. Varsayılan değerinde 3 yapıyoruz. 3'ten geriye gidecek. Player'da bir değişiklik yaptığım için Prefab'daki apply all butonuna tıkladım. Hat menüsünü ekrana getirelim. Şu 3 tane kalp resminin bir de boş içi boş olanları var. Onları da kullanacağız. Hierarşik kısmında hadi açıyoruz. Row satırını seçiyoruz. Hatta onun altını da açalım. Hard 1, 2 ve 3 kullanacağız şimdi ama seçili olan Row. Sağ tarafta Add Component kısmından, Bolt bölümünden Flow Machine istiyoruz. Yalnız bunu makro olarak değil, gömülü olarak kullanacağız. Embed onu seçiyoruz. Start ve Update geldi. Start'a ihtiyacımız olmayacak. Update kullanacağız. Öncelikle Player'deki o Health değişkenini elde etmemiz lazım. Get Player yazacak olursak, Get Variable Application tipinde Player'ı elde etmiş olduk. Bunun hemen çıkışında get obje variable diyecek olursak bu sefer de objenin health değişkenini elde edeceğiz. Yalnız bu otomatik bağlantı yanlış oluyor. Bunu kopartıyoruz. Şu player bilgisi obje girişine yani self yazan kısma bağlanacak. Şu kutunun içerisine biz health diyeceğiz. Böylelikle yaşam hakkını burada elde etmiş olduk. Şu çıkış kısmında. Şimdi bize bu kalp resimleri art 1, 2 ve 3 obje olarak lazım olacak. Çünkü onu bir for each döngüsünü de kullanacağız. Önce döngüyü isteyelim. For each loop döngüsünü elde ettik. Burada döngü elemanları olarak şu girişe bir şey bağlamamız lazım. Onun için şöyle diyebiliriz: Eğer list yazar, küçük bir işareti koyduktan sonra game obje diyecek olursak game obje listesi için pencere geldi. Artı butonuna 3 defa tıklıyoruz. 3 tane yer açıyoruz. İster buradan seçin. Art 1, art 2. İsterseniz yukarıdan sürükleyip de bırakın aynı şey. Art 3. Bunları kullanacağız. Nerede? For each loop döngüsünde şu index'le health değerini karşılaştırmasını yapacağız. Bize bunun için bir greater penceresi lazım. İndeksi çıkarılan health değişkeninde A kısmına bağladıktan sonra şu bizim için select penceresine bir giriş olacak. Select penceresinde iki tane ihtimal var. Şart sağlanıyorsa true değilse false. True'dan çıkartacak olursak buraya sprite bağlıyoruz. Sprite sprite literal. Onun içerisinden de önce içi dolu olanı seçiyoruz şunu. Diğer false'da ise sprite diyoruz. Onda da kendi açılır kutusunun içerisinden içi boş olan kalbi seçiyoruz şunu. Evet devam edelim. Bir de bize Image Sprite penceresi lazım. Çünkü esas değişikliği yapan Image Sprite Set penceresi. Burada Item sıradaki obje hangisi ise onu Self yazan kısma bağlıyoruz. Şu Select kutusunun çıkışını hangi Image Sprite ise o buradan geliyor. Akışımızı da Exit değil Body kısmından bağlıyoruz. Böylelikle buradaki işlemimiz tamam. Ctrl-S ile kaydedersek ve Level 1'de deneme yapabiliriz. Play düğmesine tıkladım. Şimdilik sadece şöyle bir deneme yapabileceğiz. Sol üst köşede bu kalpler görüntüdeyken Player'ı seçer. Variables kısmında obje bölümüne gelir. Şu hat kutusunun içerisinde 3 yerine 2 yazarsanız o zaman buradaki kalp sayısının 2 taneye indiğini göreceksiniz diyecektim ama görmedik. Çünkü bir yanlışlığımız var. Bir yerde bir hatamız var. Onu düzeltelim. Tekrar hat üzerinde row satırını seçiyorum. Unuttuğum bir şey olmalı. Evet. İlk baştaki update akışını belki siz onu fark ettiniz. Yani çalıştırmadan önce update sürekli çalıştırılan çalıştıran event bağlantısını yapmayı unutmuşum. Ctrl S ile kaydettim. Tekrar level 1'i açtım. Play düğmesine tıkladım. Yine aynı şeyi yapacağız. Player'ı seçeceğiz. Object kısmında en altta eğer health kutusunun içerisine 2 yazarsak kalp 2 tane Hiçbir şey yazmazsa sıfır kabul ediyor. Bir yazarsa bir tane, iki yazarsa iki tane, üç yazarsa üç tane. Bu kısmını bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi player için bir takım çalışmalar yapacağız. Player'ı seçiyoruz. Level 1'deyiz. Aslında level 3'te de olur fark etmez. Level 3'e geçelim. Player'ı seçiyoruz ve sağ taraftan Add Component kısmından, Bolt bölümünden bu derse kadar hiç kullanmadığımız State Machine. Birden fazla durum söz konusu olduğu zaman Flow Machine'leri birbirinden ayırmak için duruma göre state machine önce onu istiyoruz. New tıklıyoruz. Yine makrolar klasörünün içerisine player health ismini veriyorum ve ilk durum için start karşımızda. Onun ismini değiştirebiliriz. Bu bunun içerisinde yapacağımız işlemler player'ın düşmandan etkilendiği durumdaki olaylar olacak. Bundan bir tane daha yapacağız. Create flow state diyerek. Bu alttaki de geçici bir süre, bir saniyelik bir süre için player'ın düşmandan etkilenmediği durum için geçerli olacak. Her ikisini de seçtikten sonra çift tıklarsanız kendi içerisinde yeniden ayrı bir bölüme girersiniz. Eğer player'a geri dönersem flow state'e çift tıkladım. Onun da bu duruma giriş, durum içerisindeki update ve durumdan çıkış pencereleri var. İkisini de yapacağız. Ama bunların arasında bağlantı kurmamız gerekiyor. Bağlantıyı kuracağım. Yalnız önce şunların isimlerini daha anlaşılır bir şekilde değiştirelim. Start yerine start'ın içerisine tıklayalım tıklıyorum. Vulnerable yani etkilenebilir durumda şu anda düşmandan. Onu ifade ediyor. Alttakini seçiyorum. Ona da, bunda da e, in vulnerable yani etkilenme söz konusu değil. Bir saniyelik bir süre için bu duruma geçecek ve hemen geri dönecek üstteki duruma. Geçişleri yapalım. Sabit ona tıkladım. Make transition dedim. Aşağıya gidiş tamam. Aşağıya seçiyorum. Aynı şekilde make transition deyip yukarıya bağlantı yapıyorum. Bu her ikisi için de e, yapacağımız işlemler var. Önce e, vulnerable'dan invulnerable'a in vulnerable'a geçiş olan şu soldakinin üzerine çift tıkladım. Burada yapacağımız işlem bir e, trigger custom event trigger custom event geçerli olduğunda bu çalışacak. Bu pencereyi yanlış koydum. Bu trigger tetikleme yapmıyoruz burada. Tetikleme e, player tarafından geliyor. Burada custom event diyelim tekrar. Şu demin yanlış kullandığım trigger'da. Trigger yapmıyoruz şimdi. E, bu Tetiklenmenin gerçekleştiği durumda çalışan event bu. Şu bağlantıyı yapıyoruz ve yine Hurt yazmayı unutmuyoruz. Tekrar player'e geri dönecek olursak o tamam. Geri dönüş için süre kullanacağız. Ee, şöyle yapalım. Önce e, Enter State lazım olacak. Bunu istiyorum. On Enter State. Yalnız bunu kullanmak için sağ tarafta şu Core Routing kısmındaki checkbox'ı seçmeniz gerekiyor. Seçmezseniz hata mesajı olarak uyarısını verir zaten. Şu iki tane sağ tarafı gösteren yeşil ok core routine checkbox'ının seçildiği zaman ortaya çıkan iki ok. Onu görmemiz gerekiyor. Şimdi bir de wait. Bir saniye beklemek için şu wait for seconds'ı istiyoruz. Delay kutusuna bir yazıyoruz. Bağlantıyı yapıyoruz. Bu da bir saniye bekledikten sonra tekrar şu üstteki state'e vulnerable'a yani geri dönmeyi sağlayacak olan. Şimdi geldik bu üstteki ve alttaki state'lerin içerisinde yapılacakları yazmaya. Önce alttakini yapalım. Bu state'e geldiği zaman layer player'ın layer'ını değiştirdikten sonra tekrar geri dönecek ama bu state'e yapılacakları yazalım şimdi. Burada on enter state ve on exit state'i kullanacağız. Update'i siliyorum. Bu state'e ilk girdiğinde bir layer değişikliği yapılacak. Onu şöyle yazalım. Layer, obje, daha doğrusu önce objeyi yazalım. Game obje, layer, game obje, layer, set. Layer'ı değiştiriyoruz. Yalnız burada rakam olarak girmemek daha kolay olan isim şeklinde girebilmek için bize layer to e, name to layer penceresi lazım. Biz buradan name yani layer'ın ismini yazacağız. Layer dediğimiz şey player seçiliyken sağ tarafta layer bölümünü açacak olursak bakın şurada player invincible var. Bu duruma geçirebilirsek ve edit, proje settings, physics kısmında şu e, layer collision matrix'te e, player invincible'ın enemies ile olan kesişim yerindeki checkbox'ı kaldırırsak o zaman e, player player invincible pozisyonun e, layer'ındayken enemiden etkilenmeyecek. O bir saniyelik süre içerisinde. Onu, onu o yüzden kaldırdım checkbox'ı. Buraya da player invincible yazdık ve bağlantıyı kurduk. Bu tamam. Bunun aynısı bu ikisini birden seçiyorum. Ctrl D ile kopyasını alıyorum. Aşağıya indiriyorum. Burada tekrar bu durumdan bir önceki duruma yani vulnerable durumuna geri dönerken yeniden layer değiştirmemiz lazım. Bu sefer sadece player normal ismi o biliyorsunuz tekrar göstereyim. Player'ın normal layerı bu player. Bir saniyeliğine geçtiğimizde player invincible. O ayarlamayı yaptık. Tekrar playere geri dönelim. Aşağıdaki in vulnerable bitti. Esas daha çok işlem gerektiren şu. Düşman değdiği zaman yapılacak işlemler. Evet burada hazır verilen pencereleri siliyoruz çünkü şöyle yapacağız. Yine sağ butona tıklıyoruz. Custom event diyelim. Damage eventi çalıştırılmak istendiğinde onu en son e, düşmanın box collider içerisine bir obje değdiği zaman bu obje eğer player ise Damage isimli bir player'ın Damage isimli event'i çağrılacak birazdan en son yapacağız onu denemeyi yapmadan önce işte o event çağrıldığı zaman yapılacak işlemler burada yalnız bir argüment gelecek buraya şu e, kaçar kaçar azaltılacak onu kullanacağız subtract kullanalım çıkarma neyi neyden çıkartacağız get obje variable diyoruz. health kullanılacak. Onun health isimli değişkenini üste bağlıyorum. Şuna 1 diyeceğiz birazdan. Birer birer eksilecek. 1 bir çıktığı zaman yapılacak işlem subtract. Ee, şuradan bir maksimum penceresi isteyelim. Şu float 0 olsun. Yani 0'dan daha küçük bir değer almasını engellemek için yaptık. Sonra tekrar set object variable diyerek health değerini geri yazalım. Yani objenin yaşam hakkının bir tane Eks, eksiltilmiş olmasını bu şekilde sağlıyoruz. Şuraya yeniden health yazmayı unutmuyoruz. Unutursak zaten çalışmaz. Bağlantıyı kuruyoruz. Devam ediyoruz. Bu yani set variable'da health'in bir eksiltilip tekrar geri yazılması işlemi tamam. Şimdi bunun sıfırla karşılaştırılmasını inceleyelim. Equal penceresi istiyoruz. Karşılaştıracağı şu değer. integer sıfır olsun. Yani sıfıra ulaştık mı ulaşmadık mı? Burada bir branch gerekli olacak bize. Çünkü yani durum ikiye ayrılacak. Yalnız şu bağlantıyı şimdiden yapmayı unutmayalım. Akış bağlantısını. Hakkımız sıfıra düştüyse şuradaki işlem gerçekleşecek. İşte burada trigger var. Yine custom trigger diyecek olursak. Pardon. Custom event diyelim. Öyle geliyor çünkü. Trigger custom event. Burada death isimli olan çalışacak. O player'da daha önceki derslerde bunu yazdık zaten. Yani player'a death tetiklemesi yapıldığı zaman aynı level'dan tekrar baştan başlıyordu. Şu şey için yapmıştık. Alttaki kısma düştüğü zaman yapıyordu. O hazır zaten. Bir de henüz daha sıfır hakka düşmediyse, hakkımız hala var ise. Öncelikle animatörde Yapacağımız bir çalışma var. Animatörde set, pardon, set trigger, animatör set trigger isimle koyalım çünkü ismi orada da aynı. Hurt isimli animasyon çalışacak. Sonra tekrar custom trigger çalıştırılacak. O gene ben onu custom event diye yazarsam geliyor. Trigger custom event. Bu sefer de dead yerine hurt çalışacak. Hurt biliyorsunuz yaptığı işlem o geçiş sırasında şurada eğer hurt sinyali geldiyse durum değiştiriyorduk. Yani vulnerable'dan geçici bir saniyeliğine invulnerable'a geçiş yapıyorduk. Sonra tekrar geri dönüyorduk. Evet en son onu yaptık. Tamam. Ctrl-S ile kaydedelim. Şimdi bir eksiğimiz düşmanı seçip onunla ilgili işlemi yapmak. Sahneler kısmında level 3'te var düşman. Level enemy'yi açıyorum. Ona daha sonra sileceğim bunu dersin sonunda. Sadece deneme için add component, bolt hatta flow machine dedikten sonra makro açmadan embed olarak çalıştıralım. Flow machine sildik mi o da gider zaten. Ee, burada yapacağımız bunları silmek. Sonra makrolar kısmından on collision with istiyoruz. Player değdiği zaman e, yapacağımız işlem. Custom event yazalım gene. Trigger gelsin. Trigger custom event. Burada target bağlantımızı yapıyoruz. Obje yalnız player. Biliyorsunuz şurada player var. O buraya gelmesi lazım. Player'ın damage isimli biraz önce söylemiştim. Yazacağımızı en son deneme yapmadan önce yazacağımızı söylemiştim. Onu burada kullandık. Yalnız şu argumenti bir yapmayı unutmayın. Çünkü kaç hayat hakkından kaç tane eksiltileceğini burada söylüyoruz. Birer birer azalsın. Integer kısmına bir yazdım. Bu da tamam. Eğer bir hata yapmadıysam bu arada player seçiliyken e şeye bakalım. da evet Apply All. Enemy'de de aynı şey geçerli. Enemy'yi seçelim. Onda da override kısmında Apply All dedik. Üçüncü level'dayız. Play düğmesine tıklayalım. 1 2 3 Üçüncü de 3 e, üç dakikada bittiği için aynı level'dan tekrar başladı. Böylelikle e, istediğimizi gerçekleştirdik. Eğer üzerinde e, bir saniyeden önce yaklaşırsak o düşman, düşmanla temas e, bir bakın e, sık sık yani bir saniyeden kısa sürelerle üzerine gittiğim zaman e, hakkı azaltmıyor. Şu anda e, o da tamam. Böylelikle bu dersimizde player ile düşman temasındaki e, hakların azaltılmasını state machine kullanarak yaptık. Bundan sonraki derste düşmanın rastgele hareket et, etmesini yapacağız. Hatta takip edecek player'ımızı bir ölçüde. Ondan sonra yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz platformer serisinin. Yalnız bitirmeden önce şu enemi seçiliyken onun low machine'ini kaldırıyorum. Bunu sadece size göstermek için geçici olarak koymuştum. Onu kaldırdım. Enemi seçiliyken Fly All butonuna tıkladım. Ctrl-S ile Level 3'ü kaydettim. Öbür level'larda bir şey olmaması lazım. File Save Project dedim ve dersiniz burada bitti. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.